ben dün komşumla birlikte girdim. O da sigara içiyordu. Ondan çok böyle kahve sigara keyiflerimiz vardı. Dedim gel beraber girelim hani. Sen bırak ki ben de bırakayım. Ben bırakayım ki sen de bırak. Bu tek olmaz. Neyse akşam beraber girdik. Çok şeyim yoktu gerçi. Çünkü artık sigara içerken bir tane daha yakma isteği duyuyor. Şunu söyleyeceğim yalnız. Çıkıyordum. Niye çıkıyordum? Demoya ilk girdiğimiz zaman hani hep böyle keyif almadan bahsettiniz ya. Keyif alın. İşte nerede içiyorsanız oraya odaklanın falan dediniz ya. Valla dedim bu hiç iyiye gitmiyor. Daha çok içesim geliyor. Hep böyle gidecek zannettim. Hep böyle bayağı bir yoğunlaştınız ya orada keyif alın bölümünde. Yani ben bir paketi iki paket yaparım buradan çıkışta herhalde diye düşündüm. Ben çok fena şeye girdim, duyguya girdim. Hani nerede hissediyorsunuz dediğimde evet dediğiniz gibi elimde hissediyorum. İlk önce elim geldi aklıma. Evet sonra dudağım. Yani ağzımda o doluluğu, duman doluluğunu hissetmek. Ve çok ilginç bir şey oldu. Ben orada yani bu zamana kadar hiç aklıma gelmemişti. Eşime ceza veriyorum. Ona sadece böyle ceza veririm diye bir kelime çıktı Wow. içimden. Ve eşim örtü döşek yatıyor şu an. Bunu siz açıklayın isterseniz. Şu an baş ağrısından kafayı Bir dakika, siz kaldıramıyor. sigara içmediniz mi bugün? Hiç içmedim. Demo yapılırken için dediniz. İki tane o an peş peşe Mideniz içtim. bulandı O mı? son sigaram. Midem bulanmadı. İçerken mi? Zevk almadım. Çıktım hiç içme isteği duymadım. Ki ben direkt mutfağa geçtim ki mutfakta paketleri gördüğüm zaman içerdim. Sonra balkona geçtik. Eşim üç gibi yattık. Belki yanımda 4-5 tane sigara içmiştir. Gene hissetmedim. Gece o duyguyu almadım. Sabah ağzım zehir gibi kalktım. Eşiniz ne zaman hasta oldu? Eşim bugün öğleden Nasıl bir sonra, hastalık? ikindiden sonra hasta oldu. Baş ağrısı. Bayağı ben duyguya girdim. Bayağı bir ağladım. Hani yalnızım. Güçsüzüm. Güçsüz bırakılıyorum. Yalnız bırakılıyorum şeyine çok girdim. Duygusuna çok girdim. Yani elimi her attığımda yanımda sadece o var. Hatta bir şey bile dedim. Benim için yanan tek şey. Ya vallahi yemin ediyorum çok enteresan bir Benim için dünyada kendini yaşıyoruz ya ateşe atan yani. tek şey. Kadınlar olarak Ama bu erkeklerden yalan ya. hıncımızı böyle böyle alacağız. Eşim diyor ki birilerini iyileştiriyorsunuz ama birilerini hasta Olsun. ediyorsunuz. Ha, o olsun. Bence de. Geliyor mu? Bir merhaba Tamam. demek istiyor herhalde size hocam. İyi akşamlar. Merhaba. İsminiz İyi nedir? akşamlar hocam. Oh, ha doğru söylemişti biraz önce. İsmim Yasin Yasin Bey. hocam. Hoş geldiniz. Bu arada bayağı güldürdü Nil Hanım bizi. Ya yani şimdi anladığım kadarıyla biraz sizi kızgınlığından içiyormuş. Sigarayı bırakıp size öfkesi belli oranda Evet. azaldığı için sizin başınız ağrıyor. Yani çünkü siz bu enteresan bir dünya, enteresan gerçekten. İlk kez bu olmuyor ama oluyor olması da beni sürekli şaşırtıyor. Yani karşı tarafı da etkili olması gerçekten muazzam bir şey yani.